bunların her birinin bana itiraz ettiği sözde esas itibariyle kararlılığımızı ortaya koyduk. Ve Türkiye'yi teslim almaya, Avrupa gibi teslim almaya çalışılan uyuşturuculara müsaade etmedik. Bu yılki sayı 15 Temmuz'da 81 bin uyuşturucu operasyonu vardı. 3 katı açtık. Bugün 223 bin operasyon yapıyoruz. Yılda hala bitmedi. Tüm bu sağ baskısının sonunda madde bağlantılı ölümler %71 azaldı. 2017'de uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941'di. Bu adli tıp rakamlarıdır. 2021'de bu rakam 941'den 270'e düştü. 2022'de madde bağlantılı ölümlerde düşüş hala devam ediyor. Başarıyı görmek için elbette ki kıyaslama yapmak lazım. Uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı Norveç'te 85, İrlanda'da 73, Almanya'da 29, Belçika'da 19, Yunanistan'da 38, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 324, Türkiye'de ise 5. Bu kıyaslamayı yapmak lazım. Yine aynı rapora göre dünyada yakalanan eroinin %12'si Türkiye'de yakalanmaktadır. İçişleri Bakanlığımızın veri merkezi sonuçlarına göre uyuşturucu imal ve ticaret suçuna ilk kez bulaşanların sayısındaki artış 2018'de durdu. 2019'da 19 binden bu yıl 14 bine düştü. Orada da mücadelemizde başarılı bir şekilde gidiyoruz. Sağ baskımız sayesinde Afganistan ve İran'dan gelen eroin, Suriye'den gelen koptagon, Çin'den gelen ekstazinin rotası değişmek zorunda kaldı. Uyuşturucu bugün Avrupa'da bir kültür neredeyse serbest hale gelmişken dünyanın alkışladığı bu mücadeleye iftira atanlar acaba bilirler mi ki bugün 62 ilimizde kanalizasyonlardan, atık sulardan ilk kez Türkiye'de analiz yaparak o illerin işlerini takip ediyoruz. Anne babaların uyuşturucu hassasiyetini siyaset malzemesi yapanlara söylüyorum. Acaba bizim yıktığımız metruk bina sayısını bilirler mi? Bunu niye yapıyoruz? Biliyorlar mı? Çünkü uyuşturucu kullanım yerleri arasında kendi evi %47 ile birinci sıradayken metruk binalar %24.6 ile ikinci sırada. Peki bunu neden, nereden tespit ettik? Uyuşturucuda yakaladığımız her kişiyle evet sorgulama yapıyoruz. Nerede kullandın? Kim alıştırdı? Hangi yaşta başladın? Öyle birilerinin üfürmesiyle beraber değil. Tam anlamıyla bu devletin bütün ciddiyetiyle beraber bu meselenin üzerine gidiyoruz. Neticede 120 bin metruk bina tespit ettik. 88 binini yıktık. 18 binini de rehabilite ettik. Kalanında işlemlerine devam ediyoruz. 22 ilde 26 kökünü kurutma operasyonları yaptık. Hala devam ediyoruz. 81 ilde narko timleri 15 Temmuz 2006'dan sonra 20 sayısından 81 sayısına çıkardık. Şimdi uyuşturucu yakalamalarının eskiden %76'sı batı şehirlerinde yapılırdı. Şimdi ise bunların %76'sını sınır illerimizde yapıyoruz. Narkotur projesiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi narkotik polisi anne projelerimizle anneleri bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar 1.2 milyon anneye ulaşmış durumdayız. Dünyanın yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili ilk defa biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldırdık. Ve bütün Türkiye'ye ayağa kaldırdık. Genelgelerimizle valilerimizi, kaymakamlarımızı, emniyetimizi, sağlık birimlerimizi, herkesi ayağa kaldırdık. Bana rapor gösteriyorlar. O raporları biz 2006 yılından beri sürekli yapıyoruz ve sürekli ortaya koyuyoruz. Ve o raporlarda nasıl mücadele edeceğini, hangi kararların alınacağını, süreçlerin ne olacağını ortaya koymaya çalışıyoruz. 2,5 yıldır bütün sistemimizi harekete geçirdiğimizi söyledik. Bu işler ciddi işlerdir. Bu işler öyle mutfaktan video çekmeyle yapılacak işler falan değildir. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 27. dönemi yaşadığımız bu gazi meclis şunu bilsin, uyuşturucuyla mücadelede biz sonuna kadar devam edeceğiz. Ama buradaki arkadaşların bir soruyu sormasını isterdim. Uyuşturuculu mücadeledeki raporlarda her şey var da acaba PKK'dan yakaladığımız uyuşturucular yok mu? Avrupa uyuşturucu raporunda Avrupa'daki uyuşturucunun PKK'dan satıldığı yok mu? 2 milyar dolar yılda en az para kazandıkları yok mu? Yılda benim jandarmam, polisim,
Benim oradaki korucum, güvenlik görevlim tam 110 milyon kenevir yakalıyor. PKK'nın finansmanının kökünü kurutuyor. O yok mu? Niye işinize gelmiyor? Niye bu mücadeleyi ortaya koymuyorsunuz? Hiçbirini söylemiyorsunuz. Ve şunu bilmenizi istiyoruz. Uyuşturucu da nasıl bonsai'nin rotasını değiştirmişsek, nasıl eroin'in rotasını değiştirmişsek, nasıl kaptagon'un rotasını değiştirmişsek, burada milletimize namus sözüdür. Avrupa teslim olsa da, dünya teslim olsa da, bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 27. dönemi yaşadığımız bu gazi meclis, 22. dönemden itibaren bu ülkeye yeni bir heyecan, büyük bir değişim ve tam anlamıyla yerli ve milli bir kalkınma hamlesi yaşatmıştır. Faili meçhuller dönemi diye anılan bir dönemi yaşamış bu ülkeyi, 2021 yılında bir tek faili meçhul olay ve cinayet bırakmadan tamamlamıştır. Genç kızlarımızın başörtüsü yüzünden coplandığı bu ülkede CHP istismar edeceği bir başörtüsü sorunu bırakmamıştır. İMF yükünden ve faiz sobasından yılmış bir Türkiye'yi devralmış ve bugün insan sava aracı, helikopter, otomobil üreten bir müjde daha vereyim. Jandarma ilk yerli Sikorsky helikopterini inşallah bir hafta içerisinde teslim alıyor. Ardından da ilk genel maksatlı helikopteri İnşallah yıl bitmeden veya yılın hemen akabinde Gökbey'imizi teslim alacak. Salgından göçe kadar, şehir hastanelerine kadar hiçbir tehditte aciz kalmamış, hiçbir afette vatandaşına nerede bu devlet dedirtmemiştir. Ancak bu 27. döneme gelene kadar hiçbir dönemde bu meclisin çatısı altında sınırımıza YPG olabilir diyerek teröristlere teşrifatçılık yapan bir milletvekili olmamıştır. Cumhuriyet'in kurulduğu, Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı anlayıştan gelip misak-ı milli sınırları içerisinde kalan yerleri PKK'ya terk ederek, teklif ederek sonra da utanmadan sınır namustur diyen bir acizliğe bu çatı altında hiçbir dönem düşülmemiştir. Bir ana muhalefet partisi hiçbir dönemde devletin itibarına bu dönemki kadar saldırmamıştır. CHP tarihinde ilk kez mahkeme basıp, kamu kurumlarını basıp devletin itibarına savaş açmıştır. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, kimyasal 40 yıldır bu mücadelede hiçbir zaman evet ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu millet PKK'nın PYD'nin safında ve yanında görmüştür. Kimyasal silah iftirası atanlara destek olurken görmüştür. Mersin ve İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi PKK'yı atlamak için çırpınırken görmüştür. Defalarca darbelere, muhtıralara maruz kalmış bu gazi mecliste zaman zaman gönlü darbecilere yakın elbet kişiler olmuştur. Ancak 15 Temmuz'a gelene kadar hiçbir dönemde hiçbir ana muhalefet partisi genel başkanı darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Hiç kusura bakmayın. Bizim ne alnımızda ayıp var ne de koltuğumuzun altında ağaç var. Ağaç var koltuğumuzun altında. Biz bu halkı sevdik. Ve biz bu ülkeyi sevdik. İşte bağışlanmaz korkun suçumuz budur. Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın, bir hamburgere. Elbette bu meclise gazi meclis demeye dilleri varmaz. Gazilik ve şehitlik gönüllerine yatmaz. 27 dönemin hiçbir ilçesinde biraz önce detaylarını anlattığım uyuşturucu mücadelesiyle ilgili devletin polisine, jandarmasına, askerine, sahil güvenliğine bizatihi devlete uyuşturucu kaçakçılığı iftirası atıp bunu ispatlamayıp, özür de dilemeyip müfteri olmaktan yüzü kızarmayan bir ana muhalefet partisi genel başkanı bu koltuklarda oturmamıştır.
Kayıtlara girsin diye söylüyorum. İsmat'ta özür de göremedik. Tepki verdik. Ağır konuştuk, doğrudur. Çünkü meselemiz ağırdır. Meselemiz devletin itibarı meselesidir. Siyasetin namusu meselesidir. Meselemiz torbacıyla çatışmaya giren, şehit olan Abdülkadir Güngör'ün 3 yaşında yetim kalmış kızı Almina'nın meselesidir. Kusura bakmayın. Uyuşturucu parasıyla, kara parayla cari açıklarını kapatıyorlar iftirasını size attırmayız. Bedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete bu iftirayı attırmayacağız. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden para dilendiniz. Tamam, Sayın Bakan, tamamlayın sözlerinizi. Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza sınırın ötesine geçme diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökme işimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurma işimizin, sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Plan bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı, aynı kalemden. Orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Bu kadar. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.